TürkSat Dijital Hayatı sunar. Merhaba. Kenan Bölükbaş ve Ali Fuat Gülmez'in yapımcılığını, Sedat Karabel'in teknik yönetmenliğini, Bilal Eren'in danışmanlığını yaptığı teknoloji ve sosyal medya programı Dijital Hayat başlıyor. Hayat hoş geldiniz. Teknoloji ve internetin hayatımızda etkilerini konuştuğumuz programımızda bu hafta yetişmemizde, hayata bakışımızda, planlarımızda bizleri şekillendiren öğretmenlerimizin günümüze ve geleceğe nasıl hazırlandığını konuşacağız. Bu konu için en yetkili isimle beraberiz. Sayın İstanbul Milli Eğitim Müdürü Sayın Doktor Muammer Yıldız Hocam'la beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Bilal Bey. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimize de en hayırlı günler diliyorum. Sağ olun hocam. Şeref verdiniz. Hocam konuya geçmeden önce sponsorumuz TürkSat bizim. Onların bünyesinde bulunan ve onların işlettiği E-Devlet Kapısı, Türkiye Gov.tr'nin bir özelliğini oradaki iş geliştirme direktörü arkadaşa bağlayarak anlatıyoruz. Her hafta yeni bir özelliğini anlatıyoruz. Bu hafta da Ahmet Utku Yaran, iş geliştirme uzunumuz bize yeni bir özelliği anlatacak. Eğer hattaysa Ahmet Bey. Evet, sizi duyuyorum Bilal Bey. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle ben şahsınızda hem bu güzel programı hazırladığınız için hem de bize bu fırsatı verdiğiniz için tüm ekibinizi tebrik ediyorum ve Doktor Muammer Yıldız Bey'i ve radyo başında dinleyenlerinizi de selamlayarak başlamak istiyorum. Teşekkürler. Şimdi bugün baktığımda yine çok isabetli bir tercih yaptığınızı görüyorum. Geleceğin öğretmenleri konusunu belirlemişsiniz. Bu yüzden biz de E-Devlet tarafında Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız çalışmalardan çok kısa bahsedeceğim. Tamam. Burada biliyorsunuz E-Devlet kapımız Türkiye Gov.tr adresimiz yaklaşık 21 milyon kullanıcı sayısına ulaştı. Ve buradaki en popüler hizmetlerden bir tanesi de genelde e-okul olarak bildiğimiz öğrenci bilgi sistemi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir hizmeti bu. Tamam. Bunun dışında yine sınav yerlerinin öğrenilmesi ve sonuçların öğrenilmesiyle ilgili de çok yoğun kullanılan hizmetleri var. Önümüzdeki Nisan ayında açmayı planladığımız bir hizmetten bahsetmek istiyorum size. Burada örgün eğitim, açık öğretim ve çıraklık eğitimi alanlarında Milli Eğitim Bakanlığı'nın çok büyük programları var ve bu programların milyonlarca öğrencisi var. Yine bu programlardan zaman içerisinde mezun olmuş da pek çok vatandaşımız bulunuyor. Bunların zaman zaman kamu kurumlarına, zaman zaman da özel kurumlara öğrenci belgesi veya mezun durum belgeleri vermesi gerekiyor. İşte bir vasıtaya bindi, okullara gitti, kurumlara gitti, belgeyi aldı döndü. Çok zaman ve para kaybettiren bir durum. Biz de dedik ki bunu E-Devlet kapısından barkodlu belge olarak verirsek hem vatandaşımıza hizmet sağlamış oluruz hem de buradan tasarruf edilen rakamlarla milletimiz çok farklı alanlarda ilerleme kaydedebilir. Nisan ayında inşallah bu hizmeti de devreye alacağız ve oturduğu yerden vatandaşlarımız bu belgeleri temin edebilecekler. İnşallah süper bir hizmet bu. O belgeyi kabul edecek kurum tabii. Bunu da o anlaşmalarda yapıyorsunuz. Tabii ki bu bir barkodlu belge. Resmi geçerliği var ve arzu ettiğinde alan kamu kurumu bizim ortamımızdan bu belgenin geçerliliğini kontrol edebiliyor. Süper. Bu özellik sabırsızlıkla bekleyecektir herkes. Canlıya geçtiğinde bize de haber verirseniz haber yapmak isteriz. Elinize sağlık, ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, sağ olun. Hocam şimdi hızlıca hemen konumuza geçelim çünkü çok merak da ediliyor. Herhalde bu konuyu konuşabilecek en yetkili kişi sizsiniz. Şimdi hocam sosyologlar nesilleri tanımlarken bazı kriterlere göre işte yaşam biçimi, alışkanlıkları, yaşadığı ortama göre X, Y, Z kuşakları diye bir tanımlama yapmışlar ve bu günümüzde çok konuşuluyor. Şimdiki orta öğretimdeki nesli de Z nesli olarak nitelendiriyor. Bunlar da internet ve teknolojiyi hava su gibi artık hani vazgeçilmez bir şey olarak görüyorlar. Şu anki öğretmenlerimiz bu nesille ilişkileri nasıl? Hani böyle bir giriş yapabiliriz. Öğretmenlerimizin şu andaki hazır bulunmuşluk düzeyleri, almış oldukları eğitim itibariyle özellikle bilgisayarı ve daha sonra tabii bunun en önemli araçlarından birisi olan internet. Ama günümüzü belki bir tanımlama olarak dijital bir çağdayız, dijital bir dünyadayız. Zaten dijital hayattan da bahsediyoruz. Evet. Sizin programımızın da ismi. Dolayısıyla da böyle bir çağda, böyle bir değer içerisinde
Eğitimleri itibariyle aşağı yukarı belli seviyede bilgisayar, bilişim teknolojileri programlarını eğitim fakültelerimizde öğretmenlerimiz alıyorlar. Ancak bu sadece müfredat olarak alınan bu müfredattaki ders çizelgelerde, derslerde sınırlı değil. Bir, biliyorsunuz teknoloji aslında bir bireysel olarak kişinin bireysel gelişimini, kişisel çabasını ifade eden bir yanı da var. Bu açıdan da öğretmenlerimiz kendilerini geliştirme noktasında, hayatın içerisinde ve sürekli bir gayret, bir çaba içerisindeler. Bu açıdan ben öğretmenlerimizin hazır bulunmuşluk düzeyi, psikolojik hazır oluş durumları itibariyle aslında bu çağın farkındalar. Ama sadece farkında olmaları yetmiyor. Biraz liderlikleri, kuşağındaki görevleri icabı gereği bir mentorluk yapıyorlar. Dolayısıyla da hedef kitleleri, yani biz öğrencilerden bahsediyoruz. Öğrencilerimizin bu döneme ilişkin, biraz önce sizin de vurguladığınız gibi, hazır bulunmuşluk düzeyleri söylediğimiz bu gerekçelerden dolayı biraz bizden daha ileri. Biraz demeyelim, aslında çok daha ileri bir durum. Ve bu belki de dünyada ilk kez olan bir şey. Ya yani biz eğitmemiz gereken, eğitiminden sorumlu olduğumuz eğitimciler olarak, sadece öğretmenler için değil, biz yöneticiler için de aynı şey geçerli. Onların bir şey var ki onlar bizden bu konuda ilerideler. Peki bu herhangi bir eğitimin ya da yaşamın, hayatın içerisindeki herhangi bir araçla ilgili çocuklarımız bizden daha iyi araba kullanıyor olabilirler. Mesela aynı şey değil. Dolayısıyla da eğer biz internetten, sosyal medyadan, dijital dünyadan bahsediyorsak bu bizim hayatımızı da tamamen yeniden tanımlayan, değiştiren bir durumdan bahsediyoruz. O yüzden de sınıf ortamı değişiyor. Sınıf algısı değişiyor, ders araçları değişiyor, dersin içeriği değişiyor, yöntemi değişiyor, sunumu değişiyor. Değişen işte bu dünyada çocuklarımıza biz bu bilgileri verirken biz biliyoruz ki onlar bizden daha ilerideler. Aslında hocam ben sormadan siz söylediniz, roller değişiyor dediniz. Şimdi eskiden bizim hani öğretmen figürümüz şöyle, bilgiyi bize aktaran, liderlik özelliği olan şey bir karakter, örnek alınacak bir karakter ama şimdi acaba öğretmenin rolü değişti, mentorluk dediniz mesela. Evet. Bilgi aktarıcı rolü mü oldu? Yani bu rol nasıl? Şöyle, biz Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu bir seri, biliyorsunuz, değişiklikler içerisinde en başta ben o dönemde de bakanlıkta talim terbiyede görevim sırasında bir zihniyet değişikliği olan müfredat değişikliğiyle başlamıştık. Yani daha çağın temel değerleriyle buluşan, yöntem olarak da çocuklarımızın daha yapılandırmacı dediğimiz, merkezinde öğrencinin olduğu, mesela öğrenci merkezli bir müfredattan bahsettik. Ve bütün biz programlarımızı okul öncesinden liseye kadar değiştirdik. Bunun değişen müfredata uygun olarak ders kitapları değişiyor, eğitim araçları değişiyor. Dediğim gibi sınıf olgusu, sınıf artık sınıf yönetimi değişiyor. Bütün bu değişimler içerisinde ana öge olarak biz fark ettik ki asıl aktör burada öğretmendir. Yani dünyanın en iyi müfredatını da geliştirseniz, ortaya koysanız, ders araçları, gereçleriniz, ders kitaplarınızı, textbooklarınız, elinizde materyal olarak ne varsa, ama asıl olan buradaki öğretmenin rolüdür. Yani dolayısıyla biz eğitim çıktısı olarak ana omurga hala öğretmenin üzerindedir. Biz bu programı öğrenci merkezli olarak tanımlamamızın temel gerekçesi, öğrenciyi dikkate alan, insan odaklı dediğimiz temel toplumsal değerler bağlamında yaklaşımın eğitim süreçlerini uygulaması, öğrenciyi daha merkeze alan. Ben bunu bir matematikçi olarak bir program, daha önce de programlar konusunda... Öğretme merkezi değil, öğrenci merkezi. Öğrenci merkezli. Şimdi biraz önce sizin söylediğiniz geleneksel bizim öğrenme yöntemimizde, öğretme sistemimizde temel rol öğretmendi. Öğretmen her şeyi bilen ve her şeyi de öğrenciye aktaran konumdaydı. Bu biraz da tabii o yöntemle de alakalı bir şey. Biraz o yüzden biz bugünle geçmişi karşılaştırırken eski yeni böyle bu kadar radikal bir geçiş yapmayalım ama neticede o dönemde de bizim çok iyi birikimimiz, tecrübemiz oldu. Ama bu yeni yaklaşımda şunu diyoruz. Öğretmenin rolü artık mentörlüktür, liderliktir, yol göstericidir. Birinci derecede sürece bizim öğrenciyi dahil etmemiz gerekiyor. Biz bunu öğretmenlerimizle paylaştığımız zaman bazen hani mefhumu muhalifinden şöyle bir soru da. Peki o zaman bizim rolümüz ne olur? Bu müfredat, yeni sistem, öğrenci merkezli ise, merkezinde öğrenci varsa biz neredeyiz? Ben bunu
çember modeliyle daire modeliyle açıklıyorum. Nasıl şimdi bir şey hocam? Şöyle, çember düşününüz. Çemberin merkezinde hani Mevlana metaforunda olduğu gibi biliyorsun birçok şeye imkan sunuyor bu. Pergelin ana ayağı, o iğnesinin baktığı yeri düşününüz. Şimdi burada öğretmen duruyor. Biraz önce tanımladığınız gibi. Peki öğrenci nerede? Bir arka arkaya işte sıra sınıf düzenini düşünün ama ben bunu daire modeli üzerinde çemberin üzerine yerleştiriyorum çocukları. Tasavvur olarak düşün. Öğretmen merkez. Batmadı her yer. Her yer. Batmadı her yer değil. Bakınız tamamen diğer kalemin çizmiş olduğu çemberin üzerinde. O çemberin üzerinde bir o circle'ı, daireyi tamamladığını düşün. Öğrenci bu öğretmen merkezleri her şey onun o dairenin içerisindeki bütün alan kendisine ait. Her şeyi kendisi yapıyor. Her şeyi kendisi anlatıyor. Bilgi onun tek elinde bir anlamda. Ansiklopedik bir bilgi zaten öğretmenin vasıtasıyla öğrenciye ulaşıyor. Yeni modelde yine aynı çember modelini düşünelim. Ama bu kez öğretmen yine merkezde fakat çemberin üzerindeki çocuklar yavaş yavaş artık dairenin içerisinde doğru hareket etmeye başlıyor. Yani merkeze doğru. Böylece daire modeline dönüşüyor. Çemberin biliyorsun içi dolu değildir. Yani çemberle daire arasındaki fark içinin dolu olması. İşte yeni modelde yine öğretmen merkezil bir roldedir. Ama öğrenciler hareket etmeye başlamışlardır. Ama mesela kendisine ifade eden daha cesaretli ve bu manada çocuklarının sınıf yönetimi bir kaygısı olmayan bilgi paylaşımında çocuklara daha fazla işbirliğine dair yöntemlerle grup çalışmaları rol veren öğretmen merkezden kendisi çıkıyor. Oraya artık öğrenci yerleştiriyor ve artık bu sürecin her tarafında kendisi dolaşabiliyor. Amacı çocuklar yapsınlar, yaparak, yaşayarak ama sürecin sonucunda çocuklar kendileri bunu tecrübe olarak öğrenmiş olacaklar. Biz bunu temelde şöyle ifade ediyoruz. Geçmişteki bizim bu biraz da çağın getirmiş olduğu bir değerdir. Bilgilerimiz daha çok ansiklopedikti. Dolayısıyla bunun için bir aracı gerekiyordu. Ama bugünün dünyasında artık böyle bir aktarıma ihtiyaç yoktur. Google denen bir mecra vardır. Mesela Google'a girip herhangi bir tarama yaptığınız zaman daha kelimeyi yazdığınız zaman size ne yazacağınızı da bunu mu demek istiyorsunuz şeklinde yani sizi daha bırakmıyor ki kendi kelimenizi yazın, yönlendiriyor. Ama bence bu bir fırsattır, çok büyük bir imkandır ama bizim çocuklarımız için en büyük tehlike de burada başlıyor. Tehlike dediğim şey şu, çocuk evet böyle bir mecrada bilgiyi taratıyor ama bu bilginin doğruluğu, sahiciliği ve mesela herhangi bir kelime eğitim deyin size binlerce sayfa getirsin, doküman getirsin. Ne bileyim adam deyin, insan deyin, işte kafa deyin, ne derse aklına gelirse bir şey yaz. Peki ama bu bilgilerin input olarak bir input output girdisini kim yapıyor? Peki bunların hangisi doğru? Bunlar arasında bir çelişki var mı? Teneffüs var mı? Peki ben buradan bir sonuç çıkaracaksam burada nasıl bir yöntemle faydalanmam lazım? O zaman bizim eğitim sistemimizin temel rolü burada devreye giriyor. Bilgiye erişmek bu kadar kolay. O halde biz çocuklarımıza bu erişimi sağlayacak araçları tanıtmamız gerekiyor. Bunların kolay bir ulaşımla elde edilmesi gerekiyor. Eğitim ortamlarımızda, eğitim süreçlerimizde bunun kullanılması gerekiyor. Öğretmenlerimizin başlangıçta bunu bizzat kendileri kullanmaları, rol model olmaları ve bu açıdan da çocuklarımızı cesaretlendirmeleri gerekiyor. İçerikler konusunda da biliyorsunuz genel anlamda söylenen bu çağa ilişkin söylenen şey şudur. Birileri teknolojiyi üretir, birileri de tüketir. Aslında genel anlamda temelde çok değer anlamında da hakikaten çok farklı bir iki dünyayı ifade ediyor. Biz burada şunu söylüyoruz. Evet bu teknolojiyi bu haliyle kullanmak ve oradaki bilgilere ulaşmak, onları işte bizim söylediğimiz analitik yöntemlerle değerlendirmek bir şeydir. Ama daha ilerisinde bu teknolojiyi bizim üretmemiz, çocuklarımızın daha yaratıcı olmaları, o bilgileri kendilerinin girmeleri ve oradaki o bilgileri kritik etmeleri ve bugünün dünyasında çocuklarımız kendilerinden uzakta dünya gezegeninde yaşayan herkese anında ulaşabilecekleri böyle bir imkan var. O halde tüketici olmaktan yani kullanıcı olmak, bu mecrada olmak iyi bir şey, değerli bir şey ama bir adım sonrası daha değerlisi üreten konumda olmamız gerekiyor. Hocam o şey roller konusunda biz bu programı hazırlanırken ters yüz eğitim sistemi diye bir şey fark ettik. Bu herhalde dünyada yükselen bir değer. Ödev veya bir konuyla alakalı çalışmayı sınıfta değil de evinde veya sınıf dışında yapıyor. Sınıfa geldiğinde onun pratiğini yapıyor. Böyle bir eğitim modelinden de bahsediliyor. Demin söylediğiniz aslında onu destekliyor. Bilgiye ulaş ama gel sınıfta pratik yapalım veya onu çek edelim, kontrol edelim. Bizim yine biraz önce öğretmenlerimizden bahsediyorsak, şimdi mesela biz burada öğretmenin rolünü konuşuyoruz. Gelecek öğretmen nasıl olacak? Dolayısıyla bizim şöyle bir projeksiyon yapmamız gerekiyor.
gelecekte nasıl bir çağ bizi bekliyor? Bu söylemiş olduğunuz parametreler içerisinde paradigma olarak bizi nereye taşıyacak? Hatta geldi bile değil mi? Geldi. İşte, dolayısıyla şu var ama bizim mesela son 10 yıl öncesini düşündüğümüz zaman biz teknolojide bu noktaya geleceğimizi, dünyanın bu noktaya geleceğini bir düşünün deseydi herhalde ya bırak şaka yapıyorsun böyle bir şey olmaz. Ama eğer bundan sonraki 10 yılı bir tasavvur et neler olabilir? Şöyle bir hayal et, ihtimal dahilinde olabilecekleri şey söyle. İnanın bizim şu anda hayal bile edemediklerimizin bu kısa süre içerisinde gerçekleşeceğinin ipuçları elimizde. Çünkü çağ dijital bir çağ ve bu çağda sıçrama bir önceki dönemde aritmetik diziyle matematiksel olarak artıyorsa bundan sonra artık geometrik değil, evet, üstel bir fonksiyon tarzında bizim hiç de tahmini. O yüzden bizim öğretmenlerimizin hem hali hazırda işin içerisinde oldukları bu çağı çok iyi değerlendirmeleri, anlamaları ama asıl olan da bundan sonraki bu sürece bizim hazır olmamız. Hazır olalım. Biz kendi açımızdan fonksiyonlarımız itibariyle toplumun bize yüklediği anlam, okulun fonksiyonu hala geleneksel anlamda bazı şeyler elbette sorgulanıyor ama biz şunu biliyoruz. Dünyada teknoloji hangi noktaya gelirse gelsin asıl olan burada insan unsurudur. Bunu hiçbir zaman ihmal etmememiz gerekiyor. Biz burada o yüzden eğitimin, eğitim süreçlerimizde, eğitim ortamlarımızda bütün bu donanımları kullanalım. Ama eğitimin vicdanı hala öğretmendir. Öğretmenin şefkatli olması, merhametli olması, diyargam olması, toleranslı olması, demokratik kültüre sahip olması ve bir değer olarak bizim kendi medeniyet değerlerimizi, evrensel kültür, evrensel değerleri de işin içine kattığımız zaman bunların her birisini çocuklarımıza vermemiz gerekiyor. Aksi takdirde zaten çocuklarımız bu konuda bizden ilerideler. O halde bir kere onları bizim takip edebilmemiz, onlara bir şeyler verebilmemiz için bir yarış içerisindeyiz. Bunu vereceğiz. Bir de öğretmen rolümüzden dolayı çocuklarımızı zayıf gördüğümüz, yeterli görmediğimiz bu alanda da bizim birikim olarak yine onları beslememiz gerekiyor. Tam da burada hocam, bu hani bugüne ve geleceğe hazırlanma olarak öğretmenlerimiz müfredat olarak mesela şu an bir öğretmen bugüne ve geleceğe nasıl hazırlanıyor müfredat olarak? Hazır mı veya öyle söyleyeyim? Şöyle söyleyeyim. Örneğin biraz bazı dersler biraz... var. İnternette sosyal medya okur yazarlığı, işte kod yazma eğitimi gibi. Bu eğitimleri alıyor mu öğretmenimiz? Tabii ki bizim biliyorsunuz ta orta öğretime kadar biz bunu taşıdık. İlk öğretime kadar pardon. Ben yine bakanlıktayken o dönemde biz medya okuryazarlığı diye bir dersimiz vardı. Bu ders o dönemde aslında çıkış noktası itibariyle çocuklarımızı pasif bir nesne olmaktan aktif bir özneye, daha çok işte alıcı konumundayken çocuğun biraz önce söylediğim gibi katkı sunsun, üretsin ve işte bu muhatap olduğu ve maruz kaldığı bilgileri bir şekilde, bu daha çok da internet ve televizyon düşünerek söylenmişti ve ortaya çıkmıştı. Ama şimdi bu söylediğimiz bu hızlı gelişme sosyal medyada diye bir olguyu ortaya çıkardı. Biz artık televizyon çok mübah. Televizyon artık aileleri birleştiren bir araca dönüştü. Geçmişte biz bunu televizyonun ailelerdeki rolünü tartışırken... Ailece oturabildiğimiz evet, karşısında. Kapatmak gerekiyordu, şimdi açmak gerekiyor. Mesela şöyle düşün, biz evdeyiz, 5 kişiyiz, çekirdek bir aile. Evde herkesin akıllı bir telefonu var. Evde aynı çatı altındayız. Ama herkes kendi network'üne bağlı. Tebessümleri de, şakaları da, her şeyini network'ünde kim varsa onunla paylaşıyor. Televizyonda güzel bir film varsa, bir belgesel varsa, bir güzel bir tatlı TRT'de yayınlanan bir dizi varsa şu diziyi açalım da ortak bir araya gelelim diyoruz. Dolayısıyla da bizim açımızdan şu, eğitimciler olarak sosyal medya bir olgudur ve bunun iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Ben kendi adıma sosyal medyayı çok aktif kullanıyorum. Siz iyi kullanıyorsunuz. Evet. Buradaki temel çıkış noktam da şu. Biraz önce işte bu kısa süre içerisinde anlatmaya çalıştık. Çocuklarımız, öğrencilerimiz, gençlerimiz böyle bir ortamdalar. Artık bizim bir şekilde onlara ulaşmamız gerekiyor. Hocam bu sizin kişisel görüşünüz. Bunu kurumsal hale getirebiliyor muyuz? Kurumsal olarak mesela şöyle kişisel ama kurumsal işte diyelim ki bir Fatih projesi var. Fatih projesi aslında bu tür temel açılımlara uygun bir zihni altyapıyı da bize ortaya koymuş oldu. Bir vizyon. Vizyon koyuyor. Şimdi okul ortamında, okullardaki internet bağlantısında tabii ki orada güvenli internet diye de bir temel kavram da var. Biz eğitim ortamında her bilgi paylaşılamaz. Bu dünyanın her tarafında böyle. Biz onu makul da görüyoruz belli bir seviyede.
Fakat asıl olan şu, bize böyle bir fırsat sunuyor. Yani internetin Fatih projesi bize bu dünyayı anlamaya ve bunu eğitim ortamlarında uygulamaya, sonuçlarında dünyayla birlikte paylaşmaya yönelik temelde biliyorsunuz 5 parametre üzerine oturuyor. Bireysel olarak okullarımızın altyapısı internet, geniş internet bağlantısıyla biliyorsun donatıldı. Bu sadece okullarımıza değil, okulların bulunduğu sosyal çevreye de katkı sunan bir altyapı oluşturdu. Bu bizim açımızdan gerçekten çok mükemmel bir adım oldu. Onun dışında işte öğretmene bir tablet uygulaması, öğrencilerimizin her birisine proje olarak işte devam ediyor. Ama çok büyük rakamlar olduğu için henüz istediğimiz tabii rakamlara ulaşılamadı. Ama temel parametresi doğru. Yani kişisel paylaşım olarak çocuklarımızın elinde bir elbette böyle bir tabletin olması gerekiyor. Ama daha önemlisi de bunun içeriklerin, içerik sağlayıcılar. Bu da işte aslında size, bize eğitimciler olarak, insan olarak hepimize düşen bir görevdir. Buradaki bizim Milli Eğitim Camiası olarak derdimiz de şu. Bir madem bakanlığımız, devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere başbakanımız böyle bir vizyon, başkanlarımız böyle bir vizyon ortaya koymuşlar. O halde biz bu ortamlarda eğitim süreçlerinde bu imkanı daha nasıl kullanabiliriz? Örneğin ben bir eğitim ortamı olarak sosyal medya diye bir İstanbul Milli Eğitim Müdürü olarak bir çağrıda bulundum ve bir çalıştay yaptık. Benim amacım neydi bu çalıştaydaki amacımız gerçekten şöyle. Biraz önce söylediğimiz tarzda sosyal medya bir olgudur. Çocuklarımız akıllı telefonları var. Bizim okuldaki internet üzerinden değil, tamamen kendi kişisel internetleri daima zaten sürekli açık. Zaten onun kapanması demek onların neredeyse hayat damarları kuruması demektir. Bu kadar refleks bağlılar. O halde biz diyoruz ki çocuklarımız yeni eğitim sistemimizde temelde çocuklarımızı okul içerisinde bu imkanları nasıl bir eğitim ortamında bundan faydalanabiliriz? Bir. İkincisi, çocuklarımızın zamanı daha çok okul dışında geçen zamanlarına ilişkin ne yapabiliriz de bu sosyal medya üzerinden çocuklarımızla birlikte zaman geçirebiliriz? Benim açımdan değerli olan bu. Çünkü çocuklarımızın bulundukları yerlerde eğer eğitim içeriği olarak, bir sağlayıcı olarak, bir araç olarak onlara bu tür doneler verdiğimiz zaman onlar bizimle birlikte oluyorlar ve çok değerli bir ürüne de dönüşüyor. Hemen burada bir şey sorabilir miyim? Burada hemen Bilal Bey unutmadan biz mesela bu dün biliyorsun sınav sonuçları açıklandı. Evet. YGS sınav sonuçları. Biz bir üniversiteyle birlikte işbirliği yaptık ve YGS sınav sorularını akıllı telefonlarından çocuklarımızın çözerek bir oyun, bir galaksi oyun teorisi üzerinde. Tabii ona da mesela işbirliği yaptık. Amacımız neydi? Amacımız İstanbul koşullarında çocuklar bir yerden bir yere intikal ederken bir rekabet içerisindeler. Daha fazla çalışması gerekiyor. Ona bir fırsat sunuyoruz. Diyoruz ki eğer oynamak istiyorsan bu mecra tabii diyelim ki metroda giderken orada açıp böyle basılı bir materyalden çalışmaktansa bunu da çalışabilirsin. Nerede ulaşabiliriz bu oyunu? İnternette var çocuklar manya. YGS Manya diye tarasına Manya. Telefonla ilgilenecektir bu uygulama. Tabii. Bu haberlik bir şey. İşte yani benim temelde buradaki çabam, arayışım şu. Bir mecra olarak, sosyal medya bir olgu olarak bizim eğitim süreçlerinde öğretmenimiz, öğrencimiz, yönetici olarak bizler nasıl kullanabiliriz? Bunun dedim ki temel bir gerekçesi var. Bir, çocuklar neredeyse bizim orada olmamız gerekiyor. Öğretmen olarak, yönetici olarak, idareci olarak bizim orada olmamız lazım. Çocuklarla buluşmamız gerekiyor. Bir. İkincisi de benim bir başka rolümü de bir öğretmen kimliğimle bunu söylüyorum. Ama bir de İstanbul Milli Eğitim Müdürü olarak bir idareciyiz, yöneticiyiz. Bu temel bir değer olarak yöneticiyi herkesin istediği zaman yönetici ulaşabilir olması gerekiyor. İşte ben Twitter'ı çok aktif kullanıyorum sosyal medya aracı olarak. Ve Twitter hesabım üzerinden bize ulaşan her türlü talep, her türlü soruna biz ulaşıyoruz, o sorunları çözüyoruz. Şöyle bir bizim temelde prensibimiz ya da sloganımız vardı. 7 gün 24 saat İstanbul koşullarında hakikaten büyük bir camiayız, koşturuyoruz. Yine de zaman yetmiyor. Ama sosyal medya bize bu imkanı veriyor. Ben gece 11'de, 12'de eve gittiğim zaman hesabımı kontrol ediyorum. O gün bana gelen sorulara cevaplar veriyorum. İlçe Milli Eğitim Müdürü'nü ilgilendiriyorsa arkadaşımla görüşüyorum. Ben yatmaya hazırlanırken en son hatta yatarken oraya sorular akmaya başlıyorum. Bizzat siz mi kullanıyorsunuz? Ben evet o tarafı da öyle. Ben bizzat kendim kullanıyorum. Çok önemli. Bütün tweetlerime kendim cevap veriyorum. Kurumsal anlamda ayrıca bizim bir hesabımız var. Bu açıdan bunu çok değerli buluyorum. Öğretmenlerimizin de bunu hatta bir espri olarak şunu söylüyorum. Geçen bir kar tatili olayı yaşadık biliyorsunuz. Evet. Orada çocuklar
bizden tatil etmesini istiyorlar. Bir tarafta Vali Bey'e, bir tarafta bize. Sonra biz karla ilgili karar vereceğimiz süreçte baktım çocuklar çok tabii bulundukları koşulları dile getiriyorlar ama ben şöyle bir çağrıda bulundum. Dedim ki bulunduğunuz yerlerden bana dedim bir tweet atın. Fotoğraflarla mı? Evet, fotoğraflarla. Ha, tamam. Bir anda bizim ekran böyle Sibirya'ya döndü. O güzel bir etkileşim. Ama şudur, ben mesela şunun da farkındayım. Bunu bir espri olarak söylüyorum. Gerçekten onların Sibirya'dan bir fotoğraf mı? Ben pendik dediği şeyin Sarıkamış'tan mı? Ya da Erzurum'dan mı? Kayseri'den mi? Nereden geldiğini nereden? Ya espri olarak söylüyorum. Buna da açığız. Yani bulunduğumuz mecranın böyle bir tarafı da var. Yine böyle bir öğrencilerle tweetleştiğimiz sırada birisi böyle biraz işte yine bu kar tatili muhabbeti vardı. Ben bir gün önceden kar tatili kararını verince çocuklar dedim kitap oku, birer kitap okuyun. Vali Bey dedi işte ders çalışırsın. Ben dedim kar topu oynarsınız. Çocuklar ya hangi birini yapalım falan diye böyle bizim espri yapıyorlar. Sonra ertesi günü tekrar çocuklarla bir araya gelince dedim ki kim kitap okuyor? Kim dün verdiğim kitapları kim okudu? Ben dedim kararımı gözden geçireceğim. Twitter'dan yapıyorum. Parmak kaldırsın diyorum. Bir anda inanır mısınız orada çocuklar okudukları kitaplar, kütüphanelerinde var olan biz hangi kitap okuyacağız, niçin kitap önerildi öğretmen kendisine. Bir 45 dakika bir sınıfta bir ders sırasında edebiyat öğretmeninin, Türkçe öğretmenimizin yapacağı kitap kritiğini biz 37 bin takipçimle beraber çocuklar, kendiler yaptılar bunu. Ben işte bunu önemsiyorum. Yani sosyal medyayı biz çocuklarımızla birlikte üstelik yani onları sürece katarak, onları sürece dahil ederek daha değerli. Hocam, bu programın seri ikisini yapmamız lazım. Çok güzel örnekler var. Ayağınıza sağlık bu yoğun gündemde geldiniz. Teşekkür ederiz. Hafta Dijital Hayat'ta buluşacağız. Tekrar hoşça kalın. Türk Saat Dijital Hayat'ı sundu.